Einstein bir sözünde şöyle diyor: "Bir balığı ağaca çıkma performansıyla değerlendiremezsiniz." Bu sözden ne anlıyoruz? Bununla ilgili şu düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Her kişinin bir kabiliyeti, bir meziyeti, başarılı olduğu bir alan vardır. Kişiyi o alandaki başarılarıyla, performansıyla, meziyetleriyle, kabiliyetleriyle değerlendirmek lazım. Bu kendimiz için, eşimiz, çocuklarımız, etrafımızdaki insanlarla olan bütün ilişkilerimizde aynı şekildedir. Kendimizden beklentimiz, etrafımızdaki insanlardan beklentilerimiz var. Bu beklentilerimizi oluştururken kişinin kabiliyetini, meziyetini, başarabileceklerini, yeteneklerini hesaba katmamız ve bu şekilde beklentilerimizi oluşturmamız lazım. İnsanları birbiriyle kıyaslamak doğru bir davranış değil. Kabiliyetleri farklı olan insanlar birbiriyle kıyaslandığı zaman tam bir facia çıkıyor ortaya. İnsanların kendilerine güveni, özgüven kaybı şeklinde başarısızlığı, kendisini başarısız ve yeteneksiz hissetme gibi birçok olumsuz durum içerisinde, duygu içerisinde kişileri sokabilirsin. Bunu engelleyebilmenin yolu, bunu olumlu, iyi bir şekilde çevirebilmenin bir yolu ise kendimizi ve bir başkasını, etrafımızdaki herkesi değerlendirirken kabiliyetleri, meziyetleri, yetenekleri, öğrenme yöntemlerine göre değerlendirmemiz lazım. Hangi alanı sevip, hangi alanda meraklı iseler, o alandaki başarılarını, o alandaki yeteneklerini göz önünde bulundurmamız hem bizi hem de etrafımızdaki insanları daha başarılı tanımamıza ve başarılı kılacaktır. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Bir balıktan ağaca çıkmasını beklemiyoruz da, niye çocuklarımızdan her şeyi yapmasını bekliyoruz ve bir kalıp halinde büyütmek için uğraşıyoruz? Anne babaların, öğretmenlerin aklında doğru olduğuna inandıkları bir yetiştirme şekli, doğru meslekler, doğru yetenekler var. Ve biz bütün çocuklarımızın aynı özellikler içinde devam etmesini bekliyoruz. Sizce bu büyük bir haksızlık değil mi? Oysa her çocuk kıymetli. Her çocuk kendine has yetenekleriyle dünyaya geliyor. Siz bir çocuktan yapamayacağı bir şey istediğinizde o çocuğun aslında sadece moralini bozmuyorsunuz. O çocuğun içindeki cevheri öldürüyorsunuz. O çocuğun içindeki yeteneğin çıkmasını engelliyorsunuz. Herkes matematik profesörü olmak zorunda değil. Tıpkı herkesin iyi bir müzisyen olamayacağı gibi. Herkes bir fizik profesörü de olmak zorunda değil. Tıpkı herkesin iyi bir ressam olamayacağı gibi. Kafamızdaki doğru mesleklerle, kafamızdaki doğru kalıplarla büyüttüğümüz zaman aslında geleceğimizi öldürüyoruz. Çünkü çocuklarımız her biri ayrı bir kıymet, her biri özel bir yetenek. Oysa bir balığı derede yüzdürsek, bir kuş da ağaca uçup konsa, biz bu çocukların içindeki cevherleri dışarı çıkartabilsek, dünyamız harika bir yer olmayacak mı? Anne babalar ve öğretmenler, İşte bu konuda en büyük görev sanırım bunlara düşüyor. Okullarımızdaki belli kalıpların dışına çıkabilse çocuklar, mesela her çocuk matematikte başarılı olmak zorunda olmadığını öğrense, oysa başarılı olduğu alanda ilerlese, meslek hayatını ona göre seçse, o meslek hayatında hem daha mutlu olacak hem de daha başarılı olacak. Ama bizler şu an birer ebeveyn olarak çocukluğumuzda bize dayatılan kalıpların dışına çıkamadığımız için belki de istediğimiz destekleri elde edemedik. Peki o zaman niçin çocuklarımıza bu fırsatı vermiyoruz? Niçin onların yeteneklerinin dışarı çıkmasına, onların yaratıcılıklarını keşfetmesine müsaade etmiyoruz? Daha yaşanılısı, daha mutlu, daha huzurlu, herkesin daha keyifle çalıştığı bir dünyayı hepimiz hak etmiyor muyuz?
Sağlıcakla kalın. Allah Teala kainatta bitkileri, insanları ve hayvanları, her birerlerimizi ayrı ayrı istidatlı ve kabiliyette yaratmıştır. Ve her birerlerimizin, insanların da, bitkilerin de, hayvanların da başarabildiğimiz ve başaramadıklarımız vardır hayatta. İkincisi ise bir balığı ağaca çıkma performansıyla değerlendiremezsiniz sözünden, bir balığı ağacın dibine götürüp, yani yaşadığı alandan çıkarıp, başarabildikleri, yapabildiği, istidadında olan ortamdan çıkarıp, yaratıldığı ortamdan çıkarıp, ağacın dibine getirip balığı ağaca çıkmasını beklemek balığa zulümden başka bir şey değildir. Örneğin bir ineğin yeşillikleri otlayıp süt verme istidadı vardır inekte. Aynı bunun gibi. Ama biz ineğin yanına gidip, biz bugün senden süt vermeni değil de yumurta vermeni bekliyoruz. Böyle bir şeyi beklemek, ineğin yaratılışında ve kabiliyetinde olmayan bir şeyi, yeteneği olmayan bir şeyi beklemek onu zulümden başka bir şey değildir. İnsanlara bakan yönüyle de biz iletişimimizde, mesela kim insan çok güzel şarkı sözü yazar, şiirler yazar. Allah-u Teala çok güzel böyle bir kabiliyet ve yetenek vermiştir kendisine ve bunları yapabiliyordur. Ve ama sesi yoktur, yani yazdığı sözleri icra edemiyordur o anlamda. Biz kalkıp bu insana, aa sen çok güzel şarkı sözleri yazıyorsun, şiirler yazıyorsun ama sesin yok, kınayıp, tenkit edip, yargılayıp eleştiremeyiz. Veya kim insanda da sesi vardır, çok güzel Allah-u Teala şarkı söyleme yeteneği ve kabiliyeti vermiştir. Ama söz yazamıyordur. Dönüp bu insanı da yargılayıp, eleştirip, kınayıp, tenkit edemeyiz. Yani biz insan iletişiminde, insan ilişkilerinde başaramadıklarımızda eleştirmek yerine başarabileceğimizi, gayret etmemiz gerektiğini, birbirimizi motive etmemiz gerektiğini fark ettim. Ve başardıklarımızda da birbirimize gördüğümüz şeylerde takdir etmenin, onu o karşımızdaki insana teşekkür etmenin, başarabildiği için o insanı onur etmenin önemini burada fark ettim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla hoşça kalınız. Einstein demiş ki aslında herkes bir dahi olarak doğar. Ama siz kalkıp bir balığı ağaca çıkma yeteneğine göre yargılarsanız o balık tüm ömrünü bir aptal olduğunu inanarak geçirecektir. Evet, hepimiz çok iyi, çok zeki doğuyoruz. Farkındalıklarımızla, farklı kişiliğimizle doğuyoruz. Burada farklı karakterlerle doğuyoruz. Ama bu sistemin içinde hepimizin sınavı aynı. Küçüklükten beri, çocukluktan beri aynı sınavlara tabi tutuluyoruz okulda. Ve her sınav demek bir başarı demektir. Yani şöyle, eğer bu sınavı geçip başarılı olursan devam edebiliyorsun ve sonu hep bir başarıdır. Ya da bu sınavda kalırsan sen başarısızsın, kenardasın, yapamazsın anlamında. Başarılı olan kişiler sonuna kadar en iyi meslek, en iyi yer. Ne demek bu en iyi meslek, en iyi yer? Sen değerlisin, sen kıymetlisin, sen başarılısın etiketini alıyorlar. Bu zaman içerisinde yapamayan kişiler kenara koyup kendini değersiz, kendini özgüvenini yitirmiş, cesaretini yitirmiş olan olarak da geçirmekteler. Hal böyle olunca evet, burada bir balık aldılar örnek olarak. Keşke, ya da bir maymun da olabilirdin. Evet, acaba bir maymunu yüzme sınavında olarak değerlendirirsek o da aynı şekilde kalan ömrünü bir, yani kötü hissederek geçirecektin. Bir balık belki tırmanamaz ama çok iyi bir yüzücüdür. Bir maymun çok iyi tırmanır ama çok kötü bir yüzücüdür. Hal böyle olunca insanları sınava göre eleştirmeyelim. Yapabildiklerine göre, karakterlerine göre, ilgi alanlara göre. Keşke bütün ilgi alanları eşit sayılsaydın. Herkesin gözünde eşit olarak görülseydin. İnsanlar aslında iki ortak nokta var. Başarılı, kendini başarılı hissedenle
başarısız hissedenle, başarılı olan kendini bir kalıp içinde hapsolmuş ve dış hayata kapatmış. Sadece nerede başarılıysa kendini o alanda kalıyor. Başarısız olansa kendini kenarına çekilmiş, kendine küsmüş bir şekilde devam etmekte. Ama ikisinin de ortak noktası hayalleri yok olmuş. Hayalsiz yaşıyorlar ve devam edemiyorlar. Üretemiyorlar. Bunu fark ettim ki aslında gündelik hayatımızda da böyle. Mesela bir aile içinde bir anne baba, iki kardeşi birbirine eşleştiriyor. İşte senin kardeşin senden daha zeki. Sen niye kardeşin kadar çalışmıyorsun? Niye senin derslerin onun kadar iyi değil? Ama belki öbür kardeşin resim yeteneği çok farklı. Ama aileler görmüyor. Mesela ben kendimde fark ettim. Evet, kardeşim benden biraz daha iyiydin ders olarak. Ama ben spor dalında çok çok iyiydim. Çok çok iyi derecelerim vardı. Ama ailemiz onu görmüyor. Aynı eşit değerde görmüyor. Neden? Çünkü bize bu sistemde sadece meslek olarak, seviye olarak göstermişler. Keşke hepimizi kişiliğimize göre değer verilse ki insanlar böyle kendini daha çok değerli hisseder, özgüveni açılmış hisseder ve daha çok üretken olur, daha çok birlik beraber olup daha çok açılımlar, yenilikler yapar. Demek istediğim bu ki hepimiz aslında eşitiz. Eşitiz. Benim bu dersle söyleyeceğim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Albert Einstein'ın bir sözü olan bir balığı ağaca tırmanma performansıyla değerlendiremezsiniz sözünden anladığım, insanların yetenekleri doğrultusunda değerlendirme ve yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir balık denizde yüzer, denizde yaşar ve orada çok iyi bir yüzücüdür balık. Ama ağaca tırmanmak balığın hiçbir zaman yapamayacağı bir şeydir. Bu doğrultuda yeteneklerimizi kendimiz olsun, etrafımızdaki değerlendirme yapmamız gereken durumlarda insanların yeteneklerine göre değerlendirme yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Kendimizde olsun, çocuklarımızda olsun, yetenekleri doğrultusunda onları yönlendirmek, eğitimler açısından olsun, kendimiz açımızdan da en iyi başarabileceğimiz şey yeteneklerimiz doğrultusundadır. Kendimden de örnek vermek gerekirse çocuklarım küçükken onların kulaklarının çok iyi olduğunu fark ettim. Küçük ikiz kızlarım var, 21 yaşındalar şu anda. Müziği televizyonda falan duydukları müzikleri, küçük bir oyuncak orkları vardı. Onlarla çok kolay bir şekilde duyduklarını ve çaldıklarını fark ettim. Öylelikle onları da müzik eğitimi almaları doğrultusunda yönlendirdim. Dediğim gibi kendimiz açığı kendimizde olsun, etrafımızda yeteneklerimizi bulmamız ve o doğrultuda başarılı olmak için yeteneklerimiz doğrultusunda bir şeyler yapmak gerektiğini ve değerlendirme yaparken de insanları, kişileri yeteneklerine göre değerlendirme yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.